Evrensel ahlak yasasının varlığını reddeden görüşleri gördük. Şimdi evrensel ahlak yasasının var olduğunu kabul eden görüşlere bakacağız. Bu görüşleri de temelde ikiye ayıracağız. Öznel temelde evrensel ahlak yasasının varlığını kabul edenler bu yasanın varlığını insanın öznel yaşamından aldığını savunurlar ve derler ki kısaca İnsan doğası gereği acıdan kaçınır ve mutluluğa ulaşmak ister. Evet. Ama kişinin mutluluğu sadece kendi mutluluğuyla ilgili değildir. Çevresindeki insanların mutluluğuyla da alakalıdır. Çünkü birey kendi eylemleri kadar bir arada yaşadığı diğer kişilerin eylemlerinin de etkisi altındadır. O zaman mutlu olabilmek için diğer insanların eylemlerinin de benim yararıma olmasını sağlamalıyım. Bunu da nasıl yapabilirim? Onların eylemlerini ciddiye alarak yapabilirim. Yani burada söz konusu olan nedir? Yalnız tek bir insan için değil, herkes için faydalı olan evrensel ahlak yasasına ulaşmaktır ve önemli temsilcilerinden birisi olan bergson der ki kendi sezgine uy ki hem kendin hem başkası için iyi olanı yapmış olasın dolayısıyla herkes bu şekilde davranırsa zaten evrensel bir ahlak yasasının varlığına ulaşmış oluruz bir de evrensel ahlak yasasını nesnel temelde açıklayanlar var ki onlar da derler ki bu ahlak yasasının kaynağı insanın dışındadır. Bu yasa zorunlu bir yasadır. Sokrates ve Kant'tır en önemli temsilcileri. Sokrates der ki evrensel ahlak yasasının ilkeleri insan zihninde doğuştan vardır. Erdemli olmak ya da ahlaklı olmak mutlu olmakla aynı şey demektir. Kant ise der ki Tüm insanlar özünde ahlaklıdır ancak herkes için doğru olmasını isteyebileceğin bir ilke ışığında hareket et, böylelikle nesnel bir evrensel ahlak yasasına ulaşılmış olur. Müzik